Abi gitsin bu lan. Gitsin. Ay, pardon. Bunu alın. Bak bunu buradan alın. Hocam evet. Siz örgüt müsünüz? Derin devlet misiniz siz? Herkese merhaba. Yero Yurt Dışı Eğitim YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ben vize danışmanlarından Gülüzer. Ben vize danışmanlarından Özgün. Bugün sizlerin vize ile alakalı sorduğunuz soruları yanıtlandıracağız. İlk sorumuzla başlıyoruz. Turistik Schengen için engel olabilecek durumlar nelerdir? Kevser Hanım. Yani bu çok genel bir soru. Çalışma durumunuz, eğitim durumunuz vesaire her şey engel olabilir bir vize almanıza. Detaylı bilgi için bize ulaşabilirsiniz. En kolay vize alabileceğimiz ülke hangisidir? Hasan Sivim sormuş. Hasan, öncelikle sorun için teşekkür ederiz. En kolay vize alabileceğin değil ama şu an vizesiz olan ülkelerimizden biri Dubai var. Dilersen Dubai'ye başvuru yapabilirsin. Ama profiline göre de senin en kolay vize alabileceğin ülke birazcık şekil değiştirebilir. Vizeden önce uçak bileti almak mantıklı mı? Berkay Duman sormuş. Çoğu ülke için hayır değil. Zaten vizeye gereken rezervasyonu biz ekliyoruz. Alman gerektiği noktada da uyarıyoruz, alıyorsun. Yani gereksiz, mantıksız. Avustralya vizesi için şu anda bir işte çalışma zorunluluğu var mı? Mesut Kıvırt sormuş. Mesut, öncelikle tekrardan sana sorun için teşekkür ederiz. Avustralya vizesi için çalışmak zorundasın ya da çalışmazsan vize alamazsın diye bir durum yok. Eğer yeni bir mezunsan çalışmak zorunda değilsin ama örnek veriyorum 2020 yılında mezun olmuş bir mühendissindir. Yani bir çalışma geçmişinin olması senin için artıdır. Not ortalaması vize sonucunu etkiler mi? Umut Demirtürkmen sormuş. Not ortalaması vize sonucunu etkiler. Zaten Work and Travel vizesinde bu bir koşul. Onun dışındaki diğer vizeler için de başarılı olduğunu kanıtlaman senin için her zaman faydalıdır. 2 ve üstü not ortalaması bizim için çok önemli arkadaşlar. 2 ve üstü. 3'lere de wow diyoruz her zaman. Çok güzel bir soru gelmiş. Vizeyi alamazsak ne olur? Eren Uy sormuş. Eren, vizeyi alamazsan öncelikle neden alamadığını, sebeplerini inceleriz. Sonra beraber senin daha doğrusu sana en uygun ülke hangisidir? Yani Eren hangi ülkeden vize alabilir? Bunların üzerine yoğunlaşırız. Sana uygun program mutlaka bir şekilde buluruz ama. Böyle düşünebilirsin. Nasıl bu kadar tatlı olmayı başarıyorsunuz diye bir soru var. O kadar çok vize alıp o kadar çok tatlı yiyoruz ki o yüzden bu kadar tatlı oluyoruz diye çok kötü bir şakayla bu soruyu geçiyorum. Pasaportların gelme süresi neden bu kadar uzadı? 3 ay bekleyenler oluyor. Siyer'ini sormuş. Şu anda Türkiye'deki yoğunluktan kaynaklı, yani pasaport başvurusu yoğunluğundan kaynaklı pasaportlar aslında uzun zamandır çok geç geliyor. Ama eğer Ankara'daysanız, özellikle diğer iller için de tabii bu geçerli ama pasaport basım merkezlerinden pasaportlarınızı bir günde alma şansınız var. Başvurunuzu yaparken başvuru yaptığınız veznedeki kişiyle bunu görüşebilirsiniz. Bu da küçük bir tavsiyemiz olsun. Sertifika programlarıyla gidebiliyor muyuz? Eda Nur Aktu. Gidebiliyorsunuz. Gidebileceğiniz ülkeler ve sertifika programları ile ilgili detaylı bilgiyi videonun altındaki iletişim bilgilerimizden arayarak ulaşabilirsiniz. Bankada parayı tutmalı mıyım vize sonuçlanana kadar? Aslında bu çok detaylı yorumlanması gereken bir soru. Örnek veriyorum, Avustralya'ya başvuru yaptınız. Bankadaki paranızı çekebilirsiniz ama İrlanda'ya başvuru yaptıysanız eğer, başvuru yapmadan 6 ay öncesi ve başvuru yaptıktan 6 ay sonrasına kadar para hesapta durmak zorunda. Onun için bu ülkelere göre değişiklik gösterilen bir şey. Bundan kaynaklı danışmanınızla görüşmeden paranızı bence bankadan çekmeyin. Almanya Dil Okulu için vize onayı almak kolay mı? İsimsiz bir soru gelmiş. Yani bu tamamen yine profile göre, hep ben böyle yuvarlak cevaplar veriyorum ama gerçekten profile göre, işte hesaptaki parana göre, gidiş amacına, dönünce ne yapacağına göre değişiyor. Yine bilgi almak için bizi arayabilirsin ama genel olarak evet, kolay, doğru bir vize danışmanlığı alıyorsan. Profilimiz uygun olsa bile, virgül, Avustralya'da 3 aylık dil okuluna başvurunun red oranı yüksek mi? Profiliniz uygunsa red oranı şu hafta eğitim aldığım için yüksek olur ya da düşük olur gibi bir şey söz konusu değil aslında. Yani bu tamamıyla red almanızın sebebi 2 haftalık bir program, 3 haftalık program, 4 haftalık bir program olması da değil. Tamamıyla
Vize başvuru şartlarınızın o an değerlendirirken başvurunuzdaki belgeleriniz ve statünüz, yani tamamıyla bununla alakalı. Yani örnek veriyorum, ben 40 hafta kayıt oldum, diğeri 24 hafta kayıt oldu. Ben onay alamadım, o onay aldı gibi bir durum söz konusu değil. Yani onay ve red durumu, sizin bankadaki paranız, sponsorunuzun durumu, sizin durumunuz, not ortalamanız, çalışma durumunuz, bunlarla alakalı. O yüzden haftalara değil tamamıyla profil iyileştirmemize bakmamız gerekiyor. Ekstra bir not ekleyelim. Zaten öğrenci vizesine başvurabilmek için minimum 16 hafta eğitim almış olman gerekiyor. Orada soruda 12 hafta diyordu. Evet. 12 haftayla öğrenci vizesine başvuru yapamıyorsun. Vize randevusu için bireysel olarak biz mi alacağız yoksa siz mi alacaksınız? Dursun alt-4736. Vize randevusu için hangi vize randevusundan bahsettiğini bilmiyorum ama hangisi olursa olsun biz zaten ücretsiz bir vize danışmanlığı veriyoruz kayıtlı öğrencilerimize. Randevunu da alıyoruz, evraklarını da hazırlıyoruz. Senin toplaman gereken evrakları da söylüyoruz. Her şeyin eksiksiz ve tam olduğunu emin olduktan sonra randevuya gönderiyoruz. Öğrencilerimiz için ücretsiz, artı danışmanlık almak isteyenler yine bize ulaşabilirler. Onlar için de randevularını biz alıyoruz. Bir ay önce İtalya Schengen vizesi için red aldım. Tekrar başvursam onay alır mıyım? Red sebebine bakılır. Red sebebine göre neden red aldığın, eğer makul sebepler varsa tekrardan başvuru yapabiliriz. Bir kere red aldım, bir daha onay alamam gibi bir durum hiçbir ülkede söz konusu değil. Avustralya vize süreci hızlandı mı diye bir soru var Ali Çalık'tan. Kendisi 3,5 haftadır bekliyor. 2 hafta daha bekleyeceksin gibi görünüyor ortalama. Şu anda Haziran'dılar tamamen bitti. Temmuzları değerlendirmeye geçtiler. Biz yine 4-8 hafta diyoruz ama 4-6 haftaya kadar düştü bize sonuçları. Sonuçlandırma süresi. Ha? Senin yüzünden hava yemiyorsun burada. Yaş vize başvurusunu etkiler mi? Alper Bey sormuş. Yaş vize başvurusunu belli bir yerde etkiler ama belli bir yerde de etkilemez. Yani örnek veriyorum, belli bir yaşınız vardır ama bu yaşa kadar dolu dolu yaşamışsınızdır. Eğitimler, programlar ya da yurt dışı giriş çıkışlarınız vardır. Bunlardan kaynaklı bir sorun yaşamazsınız ama örnek veriyorum, hani şu anda 50 yaşına gelmişsinizdir ama liseden mezun olmuşsunuzdur, hiçbir şey yapmamışsınızdır, boşluğunuz vardır. Bunlar vize durumunuzu etkiler doğal olarak. Şu bir gözüme çarpıyordu, bunu alayım. ABD vize durumları nedir demiş Beril. ABD vize durumları şu anda dün gece 200 öğrencimizin randevusunu 2022 içerisinde çekerek büyük bir şov yaptık. Büyük bir başarı imzasımıza inanıyoruz. Çok az sayıda 2023'te öğrencimiz kaldı. Onları da zaten geriye çekmeye devam ediyoruz. Eylül ayı itibariyle de randevular yoğun bir şekilde başlayacak. Başarı oranımızı da hep birlikte göreceğiz. Mezun olduktan sonra, askerlik yaptıktan sonra vizeye başvurmak dezavantajlı mı olur? Mezun olup askerliğini yapmış olman vize için bir sıkıntı yaratmaz Mustafa, öncelikle bunu söyleyeyim. Ama mezun olup askerliğini yapmamış olman da bir sıkıntı yaratmaz. Evet, yani bu bir sıkıntı değil. Askerlik genel olarak erkek öğrencilerin kafasına takılan bir süreç. Yani askerliğinizi yapmış olmanız ya da yapmamış olmanız bir problem yaratmaz. Geri kalan detaylarla bağdaştırarak tabii buna cevap vermek daha doğru olur. Bu kadar başarılı olmayı neye borçlusunuz? Tarık Şahin. Tarık vizesini yeni aldı. Bizle çalışanlar başarımızı neye borçlu olduğumuzu çok iyi bilirler. Tarık, çok teşekkür ediyoruz sana da. Avustralya vize başvurusu için hesapta ne kadar meblağ olması gerekiyor? Bu kaç hafta gideceğinize göre değişiklik gösterebilir tamamıyla. Yani örnek verecek olursam 24 hafta eğitim almak isteyen bir öğrenci hesabında minimum 14.000 Avustralya doları göstermek zorunda. ABD vize randevuları en yakın hangi tarihlerde var? Aslında az önce cevapladım ama en yakın tarih olarak şu anda Eylül 2023'te var. Biz ve muhteşem ekibimiz, yani hep birlikte bunları zaten 2022 içine çekiyoruz. Çekmeye de devam edeceğiz. Sizin için sabahlıyoruz randevularınızı öne çekebilmek için. Evet. İlan... ve son sorumuzu çektim arkadaşlar. İrlanda vizesi için red oranı şu an için çok yüksek diyorlar. Şu an için beklemek daha mı doğru olur? İrlanda'da evet şu anda bir red değil ama boş pasaport problemi yaşıyoruz. Redden ziyade değerlendirilmemiş pasaportlar dönüş yapıyor şu anda bize. Şu an için beklemek daha mı doğru olur diye sormuşsun ama bunu aslında seninle ve profilin üzerinden değerlendirsek daha doğru olur. Çünkü bütün öğrencilere boş pasaport gelmiyor ya da bütün öğrenciler onay almıyor tabii ki de ama kişiye göre bunu değerlendirmek daha doğru olur.
eskiye oranla evet daha yüksek boş pasaport oranları ya da red oranları diyelim ama bunu kişiye özel konuşsak daha doğru olur. Bugün sizden gelen soruları cevaplamaya çalıştık. Umarım faydalı olmuştur. Yine bir videoda görüşmek üzere. Bizleri Instagram'dan takip etmeyi, YouTube'da abone olmayı ve aynı zamanda like atmayı unutmayın lütfen. Hoşçakalın. Bye bye.